Anne adayları bizim yazdığımız tetkik kağıdıyla laboratuvara gidiyorlar. Ondan sonra tahliller yapılsın diye. Tabii kendi haberleri de yok. Veya bazen işte laboratuvar görevlisi diyor, doktorun şu tahlilleri istememiş, ben en iyisi bunları da yapayım diye. Bizim istediğimiz tahliller, sonuçlar bir geliyor. Onlarca kalem başka tahlillerde yapılmış. Tabii ki anne adayı şaşkın bir şekilde o koyu olarak yazılmış değerlere bakıp bakıp üzülüyor. Bu niye koyu yazıldı referans değerlerinin üzerinde veya altında çıktı diye. Niye oluyor bu? Çünkü hamilelikte birçok tetkikin normal değeri değişiktir. Örneğin kan sayımında lökosit normalde 10 bin üzerinde olmaması tercih edilirken hamile olmayan bir bireyde hamilelikte 16 bine kadar normal. Sedimentasyon, kolesterol bunlar zaten hamilelikte yüksek çıkan şeyler. Kan yağları. Karaciğer enzimleri bile bazen daha yüksek çıkabilir. Bunun için bu kafa karışıklığına ulaşmamak için sadece doktor ne istediyse onu yapmak, onu yaptırmak. İşte özel sağlık sigortam var, işte devlette nasıl olsa yapılıyor, aile sağlığı merkezinde nasıl olsa yapılıyor diye bütün böyle tahlilleri yaptırmak yerine sadece ve sadece doktorun istediği tetkikleri yaptırıp onları doktora götürmek çok önemli, kafa karışıklığı olmaması açısından.